Bravo. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Hoş buldum efendim. İsmin nedir acaba hocam? Emre Akbay benim adım. Emre hoş geldin abi. Nereden geliyorsun Emre? Eskişehir'den geldim buraya. Aha. Okuyor musun? Eskişehir'de müzisyenlik yapıyorum. Geçimimi tamamen bununla sağlıyorum. Yaklaşık 2016'dan beri Eskişehir'deyim. Daha önce böyle yolculuklarım falan filan bunlar var ama Eskişehir'de sadece hayat, müzikle. Hayat ne kadar bir tabak tekerrür ediyor görüyor musun? 1987 gri... Kağıda yazı yazıyordum özür dilerim ya. Zaten dönmemiştim Murat'ı bloklamış gibi oldum. Dönmeyen adamı ben... Niye şey? Tamam. Ama böyle her yere bızıklama bak ödümüz bakmıyor. Çok özür dilerim. Çok pardon. Yeniyim ondan. Alışacağım hepsine alışacağım. Eskişehir'de 87-88 girişliyim. Ben de 89-90-91-92 hep orada biz de gitar çalar, saz çalar söylerdik. Biz de paramızı oradan kazanırdık yani bak hayat nereden nereye. Tizini beklemek istemedim yani bu şarkının zaten çok çıkışı inişi yok yani bu bir şey. Ama yani orada ne yapacak, o gırtlak oyunu yapacak mı, şunu yapacak mı, bunu yapacak mı? Abi ses mükemmel, içinde kattığın yorumlar mükemmel. Özlem Erdoğan'ın zaten hastasıyız. Bayılırız. Bu şarkı da çok sevdiğim şarkılardan. Hepsi üst üste gelince yani seni bir kere daha dinlemek, bir kere daha dinlemek, bir kere daha dinlemek, dinlettirmek de isteriz diye döndük. En kesinlikle. Senin adına da öyle. Aynen yani. Abi. Evet çok iyiydi. Çok temiz şarkı, çok temiz söyledin hocam. Küçücük imzalar attın. Hakikaten onlar çok etkileyiciydi. Beyazıt abiyle ben varım. Bilmiyorum aklındaki ihtimallerden ikisi miydik? Ama beni seçersen çok sevinirim. Yani bu kadar mı? Oğuzhan sen böyle gidersen olmaz. Nasıl? Ne yap? 1200 tane şey söyledi. Eskişehir dedi ben ya, dedi saf böyle... çaldım dedi. Ya uyandırmayın. Ya bu nasıl dedi. Bir rekabet ya? Sen? Yani Eskişehir'de saf ya? Çaldı diye Beyazıt abiyi seçecekse zaten ben gideyim buradan. Hayır bu yani. Nedir ya biraz rekabet. Hadi hadi rekabet. Abi canım bu ne ya? Bazı dönmediler ya nasıl hemen beni hadi, hadi. Beni ateşliyorlar. Yani saz çal, gitar çalarız beraber. Hocam Bursa'da da sahneye çıktı. Bestelerini değerlendiririzden git. Dönüyorlar, blokluyorlar, dönmüyorlar, goygoyluyorlar. Böyle bir... Biliyor musun bunların çilesi? Hayır, şimdi alışıyor ya. Beden, onu, senin beden, vücut çok çabuk alıştı. Ben sana söyleyeyim kafada ya. Ben burada 3 sene oturdum bu koltuğa. Hayatım ya, sen ben senden eskiyim bir kere her şeyden. Orada kıdem var ya. Ya bir kere kıdem farkı. Yok olmuyor, bloklayamazsın beni şu anda. Dönmeden anladım. Bloklayamıyor musun? O benden kıdemli, Murat benden kıdemli. Ben senden. Oğuzhan'a yardımcı oluyoruz çok şu an. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Beni kurtarırsan sen kurtaracaksın yemin ederim bu sezon. Gerçekten işim zor. Emre. Çok özür dilerim. Bursa'da küçük nerede sahne küçük aldın? Bir ayrıntı vereyim. Bursa Uludağ mezunuyum ben. Psikoloji bölümü. Harika. Böyle Bursa'da uzun zaman öğrencilik yıllarımı geçirdim yani. Ben de orada büyüdüm. Psikoloji. Hatta Uludağ Üniversitesi'ne çok yakın bir yerde büyüdüm. Ailem, annem, oradan babam, abim diye. Hala orada yaşıyorlar. Ben de Uludağ Üniversitesi'ne çok yakın bir yerde büyüdüm ben de. Ormanda büyüdüm orada bir yerde. Görükle de değil mi böyle? Hocam çok ortak noktamız var gerçekten. Yani bu böyle hiç uzatılacak bir mesele değil. Kendi bestelerini yapıyorsun. Gitar çalıyor musun? Çalıyor gibi duruyorsun. Akustik gitar, elektro gitar. Ayrıca mızıka da çalabiliyorum. Hocam mızıkayı da ben senden öğrenirim. Diğer gitarları ben de çalıyorum. Yani gel bu işi hızlı çözelim lütfen. Bu seninle benim aramda bir iş bak. Abi. Efendim? Ne olacak şimdi sen? Ne yapacaksın? Mızıka ben de çalmak istiyorum. Küçük küçük yerlerden tutturuyorum. Size de tabii ki öğretirim. Derdimi anlatacak kadar. Evet. Karar zamanı. Önce sebebi, sonra karar. Çok özür dilerim. Bir tane bir şey söyleyebilir miyim acaba? Bir tane bir İstediğin şey. İstediğin kadar söyleyebilirsin. Bir tane bir şey söylüyorum. Beni sesimi duyan, dinleyen, gerek gittiğim kuaförler olsun, gerek bindiğim taksiciler olsun, gerek akrabalarım olsun, gerek hocalarım olsun. Emre niye o sese katılmıyorsun? O sese niye katılmıyorsun? Hepsi bunu söylüyor. Pardon araya gireceğim. Kuaförde şarkı mı söylüyorsun? Kuaförde hayır. Konuşurken de ya sesin ne güzel şarkı söylüyor musun gibi bir konuya bağlanıyor mevzu. O kuaför kimse tam bir yetenek avcısı. Şu anda gözüm akıyor. Çünkü hani buraya çıkınca böyle dramatik bir şeyler anlatırım falan diye düşünüyordum. Hazırlamıştım kendimi. Yani bir aşk üzerine... Ayrıldığın bir sevginin üzerine mesela kesinlikle yani o kadar bu ayrılıklar faydalı oluyor ki... Sürekli ayrılıp duruyor musun o yüzden? O kadar mı ayrılıyorsun? Uzun bir dönem beste yaparak o şekilde geçirdim kendimi. Ayrılmayı meslek olarak edindim. O da iyi. Evet yani kariyerine faydası oluyor diyelim. Kesinlikle yani sevgililerime teşekkür ederim. Aşkta kaybeden... Sevgililerime teşekkür ederim dedi. Çok iyi ya.
sevgililerime. Seni üzdükleri için mi yani? Beni seni çok üzdüler. Seni bıraktıkları için mi? Beni çok bıraktılar, aynen. Sonra da acıdı ve yazdın sen yani. Sen ayrılmadı, onlar mı bıraktı seni? Yani bunlar oluyor, karşılıklı oluyor bunlar. Hepimiz oluyoruz işte böyle şeyler. Oluyor. Yo, biz olmuyoruz abi öyle, nasıl bir şey o ya? Bu arada biz daha o şarkı yazdıran, şimdi hanımefendiler girmiş hayatına ama biz daha o şarkıları duymadık, dinlemedik. Evet. Bir de bir dinlemek lazım. Bakalım ne yazdırdılar abi. Şimdi. Ama devamlı parmağınla bak, o bir sıfır öne geçti, sen geride kaldın. Bana şöyle yaptı, sensin be dedi. Hayır, çok doğru bir noktaya temas ettin demek istedim bence onu. Tabii. Ha, orası dedi. İşte orası. O zaman sorumu soruyorum ve seçiyorum. Sorunu soruyorsun. Sorunu mu? Evet. Aa, peki. Cevabı kim verecek? Şarkılarımı duymak ister misin? Aa. Benimle yarışmak ister misin peki sen? Evet. Oğuzhan Bey seçiyorum efendim. Al gülüm, ver gülüm yaptılar ve aynı takımda buluştular. Tebrik ediyoruz. Hocam buyur. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Oğuzhan ayrılırsanız... Ayaklarına sağ ol. Eyvallah. Oğuzhan, yarışmada bir yerde elersen sana da bir şarkı yapar. Benden de bu şekilde faydalanacağını düşünüyorum. Çıkışta beni beklemek ister misin? Çok iyiydi. Çok teşekkürler. Hocam görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Çıkışta beni beklemek ister misin? Dibine kadar yarışmacı gerçekten. Helal olsun.